Mutlu akşamlar. Bugün 5 Şubat Pazar günün gelişmeleriyle BBN Türk Ana Haber Bülteni'nde karşınızdayız. Sayın seyirciler, İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul için sarı kodlu uyarı yapan meteoroloji kar yağışının etkisini artıracağını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat 17'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım uyarısında bulundu. Saat 18'den itibaren de motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere trafik çıkış yasağı geldi. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a giriş yapan kar yağışı etkisini gösteriyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kent genelinde beklenen karla karışık yağmur ve kar nedeniyle vatandaşlardan saat 17'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi. Bu kapsamda gerekli tedbirleri aldıklarına da dikkati çeken Yerlikaya, "Lütfen 17'den itibaren zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadelerini kullandı. Ayrıca Vali Yerlikaya motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin saat 18'den itibaren trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini de duyurdu. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 17 itibariyle uçuşlarda %20 azaltmaya gidileceği açıklandı. İstanbul Perşembe gününe kadar sürecek Sibirya kökenli soğuk havanın etkisinde altında olacak. Vapur ve uçak seferleri iptal edildi. Yağış yarın daha da şiddetlenecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları, çıkıldığı takdirde ise toplu taşıma araçlarını kullanmaları için uyardı. İstanbul'da beklenen kar geldi. Kar yağışına karşı tüm imkanlar seferber edildi. İstanbul ve çevresinde kuvvetli fırtına, yağmur ve kar etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde öğle saatlerinde yağış kara döndü. Haftanın ilk günü kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. 60 ila 90 kilometre saatte çok sert bir fırtına. Tabii bu fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Ki meteoroloji şunu da söylüyor. Perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağız. Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi. İdo ve Budo seferleri de Lodos engeline takıldı. Türk Hava Yolları ise toplam 238 seferin iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya fırtına ve kar yağışına yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Kar ve buzlanmayla mücadele çalışmalarında 11.130 personel görevde olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Afet Koordinasyon Merkezi'ndeydi. Yetkililerden bilgi aldı. Belediye olarak aldıkları tedbirleri anlattı. Görev başında olan personel sayımız 9.649. Su yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacaklar. Köyler, evsizler ve sokak hayvanları da unutulmadı. Özellikle muhtarlarımızın kontrolüne verdiğimiz 168 küreme aparatlı traktörler köy yollarında çalışıyor olacaklar. Evsiz vatandaşlarımız olursa, ki sizlerin uyarılarıyla birlikte onları da mutlaka misafir ediyor durumda olacağız. Haftada 655 noktada günlük 2 ton besleyici değeri yüksek kuru mamayla sokak canlılarını besliyor olacağız. İmamoğlu İstanbullulardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkanların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi. Yurttan kar manzaralarıyla devam edelim. Bitlis, Muş, Hakkari adeta kara gömüldü. Antalya'nın Kaş ilçesi bile kar yağışından nasibini aldı. Her yerde kar var. Kurak günlerin ardından kara kış yüzünü gösterdi. Bir geldi, pir geldi. Bitlis'te günlerdir kar etkisini arttırarak sürdürüyor. Arabalar, tek katlı evler kara gömüldü. Erzurum'da hava sıcaklığı -11'lere düştü. Buz sarkıtlarının boyu yaklaşık 2 metreyi buldu. Hakkari'nin Derecik ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Karakoç köyünün sakinleri el birliğiyle yollarını açıyor. Kimileri de bellerine halatları bağlayıp çatılarını temizliyor.
Muş'ta bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar her yeri beze bürüdü. Besiciler günde iki kez ot ve saman balyalarını sırtlarında taşıyarak hayvanlarını besliyor. Hayvancılık çok şu an bu kar altına çok zordur. Hayvancılık yapıyoruz. Samanidir, işte otidir, yemidir. Akşama kadar zamanımız ona geçiyor. Diyarbakır annelerinin HDP il binasının önündeki evlat nöbeti yoğun kar yağışına rağmen sürüyor. Bedriye Uslu da o annelerden biri. Kar, kış demeden, yağmur, çamur demeden oğlumun peşini bırakmayacağım Mahmud'um. Eğer oğlum sen beni görüyorsun, eğer sen beni duyuyorsun oğlum, yeterdir gel eve, bu çilemiz bitsin. Uzun zamandır kar yağışına hasret kalan Spilda Milli Parkı da karla kaplandı. Dağcılar da sırtlarına aldıkları çantalarıyla Spil'in yolunu tuttu. Biz Manisalılar olarak dağcılık olaraktan en avantajlı insanlardan birisiyiz. Türkiye'nin hiçbir yerinde evden çıkıp da dağa girilen yer yok. Kırklareli'nde ise yağan kara horonla eşlik ettiler. Güneşiyle, masmavi deniziyle hafızalara kazınan Antalya'nın Kaş ilçesi bu manzarasıyla da göz doldurdu. Yüksek kesimlerde lapa lapa kar yağdı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise kar yağmayınca devreye belediyeler girdi. İskenderun Belediyesi Amonoz Dağları'ndan şehir merkezine kar taşıdı. Çocuklar kamyonlardan boşaltılan kara koştu. Eğlencenin tadını çıkardı. Değerli izleyenler, öte yandan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı illerde yarı yıl tatili uzatıldı. Bitlis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Sivas, Malatya, Hakkari, Kahramanmaraş, Tunceli ve Çanakkale'de bir gün süreyle okullar tatil edildi. Muş ve Bingöl'de ise iki gün süreyle eğitime ara verildi. Evet, bu bilgiyi de aktardıktan sonra bir diğer haberimize dönüyoruz. Daha doğrusu bir konuğumuz olacak. Türkiye beklenen kara sonunda kavuştu dedik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı etkili oluyor dedi. İstanbul'un yüksek kesimlerinde de kar ve karla karışık yağmur şiddetini arttırdı. Peki hangi illerde yoğun kar yağışı bekleniyor? Kar yoğunluğu ne olacak? İstanbul'da kar yağışı etkisini artıracak mı? İşte tüm bu soruları meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'le konuşacağız. Sayın Ökten, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, İstanbul'da bugünden itibaren beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı başladı dedik. Karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili oluyor. Peki kar yağışı yoğunluğu nasıl olacak? Kar yoğunluğu hafta içi artacak mı? İstanbul'daki kar yağışı hayatı durduracak mı? Sizden öğrenelim, buyurun. Kar yağışı şu anda iç ve yüksek kesimlerde başladı ve etkisini arttırıyor. Saatler ilerledikçe etkisi daha da artacak. Özellikle Boğaz çevresi, Avrupa yakası, bu taraflarda kar yoğunlaşacak. Akşam 9'da kuvveti artıyor. Gece 12'de zirve yapacak karın yoğunluğu. Yalnız bu kar, bildiğiniz gibi bugünkü kar biraz buzlanma üzerine gelmedi. Yani kar yağıyor ama hani böyle eksiklikler yok. Dolayısıyla böyle iç ve yükseklerde örtük olacak ama kıyılar biraz daha bekleyecek. Kar yağışı yarın sabah doğru böyle havanın biraz daha yumuşaması, kar örtüsü erime yoluna gidecek. Ama pazartesi, yani yarın akşam işte eksikli değerler geliyor. Kar tutacak, yağan kar her yerde tutacak, İstanbul'un her yerinde. Benim eski kar olacağı için de bundan itibaren gün boyu gelen kar kuvvetli olacak. Böyle kritik, hani kar ya, sonra hava bir açar gibi olur, sonra tekrar kar gitti ya. Evet. O tarz kar yağışları, deniz etkili kar yağışı diyoruz biz bunlara. Bir anda böyle İstanbul'da bazen göz gözü görmeyecek, sonra duracak, sonra tekrar başlayacak. O salı günü kar yağışı kuvvetli, trafikte sorunlara yol açabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Çarşamba günü de kar etkili, perşembe öğlene kadar devam ediyor. Evet, bu arada tabii 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı da geldi. Hangi illerde yoğun kar yağışı bekleniyor Sayın Ökten? Konya'da başladı. Konya'da örtü de oluştu. Konya'daki kar salı sabahı 7'ye kadar devam edecek. İstasyoner bir cephe. Bundan dolayı da 30 ila 50 santim arası kar bekleniyor Konya merkezde. 30 ila 50 santim arası.
Daha sonra bu kar Aksaray'da da şu anda başlamak üzere veya başladı. Kırıkkale etkili bir kar alacak. Kırşehir, Sivas, Yozgat buralara etkili bir kar yağışı alacak. Ankara'nın merkezinin biraz doğusu kar yağışı alacak. Merkez ve batısı fazla değil. Çünkü Ankara'nın merkezinde etkili kar yağışı genelde Afyon'dan gelirse Ankara'nın etkili kar yağışı oluyor. Bu kar Afyon'dan gelmiyor. Bu kar Konya'dan geliyor. Dolayısıyla Eskişehir'de biraz es geçiyor. Ama İç Anadolu'nun doğusu için çok verimli bir sistem. Oralar bıraktı. Kar yağışını özlemişlerdi. Bursa'da başlıyor. Bursa'da beyaz örtüye bürünecek. Bursa'da hafta boyunca kar yağışları almaya devam edecek. Bizdeki Kırklareli de böyle. Türkiye'nin genelinde artık örtü oluşacak zaten. Ancak en kıyılar, kıyı Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları bu konuda biraz sıcak yetersiz kalıyor. Doğu Anadolu'da kar şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bingöl'de, Muş'ta yoğun bir şekilde devam edecek. Tunceli gene yoğun, Diyarbakır gene yoğun. Bitlis'te giderek artışına başlıyor bu saat itibariyle. Zaten iyi bir kar örtüsü var. Bu iyice artacak. Güzel haberler bunlar. Doğu Anadolu'da çok kar yağması çok iyidir. Çünkü iki tane büyük barajımız var orada. Keban ve Atatürk barajları. Evet. Dicle ve Fırat Nehri de buralardan doğuyor. Dolayısıyla orada yağan kar büyük bir coğrafyayı etkiliyor. Kar yoktu. Şimdi güzel bir kar örtüsü ve üzerine artarak geliyor. Çığ tehlikesine karşı artık tedbir olun. Peki bu arada sosyal medya hesabınızdan aslında sık sık yaptığınız paylaşımlarla hava durumu hakkında bilgilendirmeler yapıyorsunuz. Hatta size meteoroloji kahini deniyor artık. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi bekleyen dev canavarı sosyal medya hesabınızdan duyurmuştunuz ve Türkiye'nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Balkanlara dev bir canavar gelebilir diyerek suyu idareli kullanın açıklamasını da yapmıştınız. Şimdi bu konudaki son bilgilendirmeleri de kısaca sizden almak istiyorum. Kar yağışıyla birlikte rahat bir nefes aldık diyebilir miyiz? Yoksa tehlike devam ediyor mu? Az önce barajlarımız da dolacak. Bu da iyi haber dediniz ama biraz daha böyle kısa bir genel bilgi alabilir miyiz sizden? Tabii. Bu sistem Perşembe öğlene kadar olduğu için hani kar örtüsü olacak olsa da yetmiyor. Bize bir tane daha bol karlı bir sistem lazım. Evet. Bu da zaten gelişmeleri takip ediyoruz. Verileri de paylaşıyorum. Bir büyük sistem ihtimali daha var. Onun için takibe devam ediyoruz. Şimdiden bir tarih vermek doğru olmaz. Bir büyük sistem var gibi gözüküyor. Suyu yine idareli kullanmaya devam edelim. Anadolu için ben çok sevindim. İç Anadolu için özellikle çok sevindim. Evet. Suları kalmıştı. Bu ilaç oldu yani. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Sayın seyirciler, Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsü devrildi. 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı. Yaralı bir yolcu şoförünün uyuduğunu iddia etti. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi. 8 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan Bodrum'a giden yolcu otobüsü Dinar yol ayrımında virajı alamadı. Yoldan çıkan otobüs demir bariyerleri aştı. Şarampole yuvarlandı. Yolcular korkunç kaza uykuda yakalandı. Uyumuştum. Araba bir kere uyuştuğunu gördüm abi. Araba ters döndü. Üstte altta epey insanlar vardı. Epey insanlar vardı abi hatta. Ölenler de vardı. Ölenler vardı abi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi de yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar ve Isparta'daki hastanelere kaldırıldı. Ambulanslar bizi sağ olsun şeye getirdi. Afyon Devlet Hastanesi'ne getirdi. Nasıl? Şu anda senin sağlık durumun iyi herhalde, bir sıkıntı yok. Ben kolum kırılmış. Kazada kolu kırılan bir yolcu yolda kar ve buzdanma olmadığını, şoförün uyuduğunu iddia etti. Abi galiba şoför uyumuş. Çünkü buzlanma yoktu, bir şey yoktu. Arabada yani buzlama falan gibi bir şey yoktu. Evet, Bursa'da da otoyolda zincirleme bir kaza meydana geldi. 4 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Kaza otoyolun güvenlik kameralarınca kaydedildi. İşte o görüntüler. Kuzey Marmara otoyolunda araçlar birbirine girdi. 4 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı.
kaza Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde Selçuk Gazi mevkinde meydana geldi. Arıza yapan bir araç otoyol kenarına park etti. Bu sırada seyir halindeki araçlar kontrolden çıkarak park halindeki arızalı araca çarptı. Zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Otoyol savaş alanına döndü. Kaza anı güvenlik kameralarınca böyle kaydedildi. Korkunç kazada 4 kişi öldü. İkisi çocuk, 6 kişi yaralandı. Yol uzun süre trafiğe kapandı. Sayın seyirciler, meclis önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifinin yasalaştırılması için mesai yapılacak. Genel kurulda kamuoya açılan olan borçların yapılandırılmasını kapsayan kanun teklifinin görüşmelerine de başlanacak. Meclis Genel Kurulu haftalık çalışmasına 7 Şubat Salı günü başlayacak. Gündem yoğun. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti. Teklif 7 Şubat Salı günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak. Düzenlemeden 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler faydalanacak. EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için %5 destek primi verilecek. Teklifin aynı gün içinde genel kurulda yasalaşması öngörülüyor. Meclis Genel Kurulu kamuoyu olan borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifini de gündemine alacak. Düzenleme 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin kamuoyu olan borçları kapsayacak. Sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ve aktif durumda olan ceza puanları silinecek. Cumhuriyetimizin 100. yılına atfen ilan ettiğimiz... Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun salı günkü toplantısında YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar YÖK'ün çalışmaları hakkında sunum yapacak. Siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Evet, Cumhurbaşkanlığı kabinesi de yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Masada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, EYT, taşeronlu kadro, vergi affı ve kamu işçilerine yapılacak zam gibi konular var. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. İç ve dış politikanın sıcak başlıkları masada olacak. İç politikada merak edilen konuların başında EYT düzenlemesi var. Kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazların toplantıda değerlendirmesi bekleniyor. Geçici işçi düğümü de masada. Hükümetin yürüttüğü çalışma kapsamında Devlet Demiryolları Orman Genel Müdürlüğü, şeker fabrikaları gibi kurumlarda görev yapan geçici işçilerin sorununa formül olacak çözüm aranıyor. Bu işçileri 12 ay boyunca çalıştırabilecek şekilde olacak bir model üzerinde duruluyor. Bu modele ilişkin ayrıntılar ve atılması muhtemel adımlar kabine gündeminde olacak. 700 binden fazla kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranları da değerlendirilecek. Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen terör operasyonları, seçim hazırlıkları ve önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi beklenen 7. yargı paketi kabine toplantısında değerlendirilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor. Dış politikada ise İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ele alınacak. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar gerçekleşmiş, Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Tepkiler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine kapıları kapatmış, Finlandiya'ya yeşil ışık yakmıştı. Kabinede İsveç'in değil ama Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin yol haritası değerlendirilecek. İsveç, boşuna uğraşma. Biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz. Finlandiya konusunda bakışımız olumludur ama İsveç konusunda olumlu değildir, bunu da böyle bilin.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'daydı. Partisine yeni üye olan katılımcılara rozetlerini taktı. Her şeyi ben bilirim mantığıyla hareket edenlerin ülkeyi yönetemeyeceğini söyledi. O nedenle tek adam rejimine karşıyız dedi. Ben her şeyi bilirim mantığıyla yola çıkarsanız ülkeyi yönetemezsiniz. O nedenle biz tek adam rejimine karşıyız. Her şeyi ben bilirim değil, akıl akıldan üstündür. Benim görmediğimi bir başkası görebilir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul İl Başkanlığı üye katılım törenine katıldı. Yeni üyelere rozetlerini taktı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında adalet ve inanç özgürlüğü vurgusu yaptı. Siyasetin ahlak temelli olması gerektiğini belirtti. Bir kişi siyasete girdikten sonra zenginleşmişse bilin ki malı götürmüştür. O kişiye itibar etmeyin. Efendim siyasete girerken sadece yüzüğüm vardı, şimdi gökdelenlerim var. Olmaz, olmaz bunlar, olmaz. İktidara gelmeleri halinde yurt dışına çıkarılan paraları geri getireceğini söyledi. Şu beşli çetelerden bütün o paraları alacağım, alacağım. Alacağım. Kul hakkı yiyenden o paraları alacağım. Onlar diyorlar ki efendim biz Amerika'ya götürdük, İngiltere'ye götürdük, Almanya'ya götürdük. Alamaz. Bay Kemal o paraların tamamını alacak ve getirecek buraya. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz milletim sıra sende" temalı açık hava toplantısında konuştu. Bahçeli altılı masaya sert sözlerle yüklendi. Aday belirlemede anlaşamadıklarını söyledi. "Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun astığı "Ben Kemal geliyorum" afişine de tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu gelsene yazar, gelmesene yazar. Ben Kemal'im diyorsa biz de Türk milletiyiz diyoruz. Ve kendisine geleceği varsa göreceği de var diyerek meydan okuyoruz. Ben Kemal geliyorum afişine değindi. CHP liderine çok sert sözlerle yüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu iyice şaşırmış ve şanzımanı kırmış olacak ki film repliklerinden kendisine slogan üretecek kadar ucuzlamıştır. Ne diyor? Ben Kemal geliyorum. Bu Kılıçdaroğlu sürpriz yumurtadan çıkmış gibidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tekirdağ mitinginde konuştu. Bahçeli, altılı masanın ortak mutabakat metnini eleştirdi. FETÖ'cülere af vaadi vardır. Pensilvanya'ya muhabbet vardır. KHK'lılara ümit vardır. PKK'ya açık çek vardır. HDP'ye güvence vardır. Söz vardır. Selam vardır. Uzatılmış kirli eller vardır. Altılı masanın hala bir adayı olmadığını vurguladı. Bunlar adaysız ve akılsız şekilde siyasi arenada dolaşmaktadır. Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman ilan edeceksiniz? Daha neyi bekliyorsunuz? Hangi zamanı kolluyorsunuz? Kimlerin talimatını gözlüyorsunuz? Altı liderin aralarında anlaşamadıklarını söyledi, bizim adayımız belli dedi. Zillet İttifakı kavga ede dursun, Cumhur İttifakı olarak seçimlere giden süreçte adayımız belli, kararımız nettir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bahçeli, 9 ülkenin terör tehdidi iddiasıyla konsolosluklarını kapatmasına da tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri bu işte öncü rol oynamış, kuklalarını dürte dürte harekete geçirmiştir. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin ilçe başkanları toplantısında konuştu. Hedefinde altılı masanın ortak mutabakat metni vardı. Metni sert sözlerle eleştirdi. Altılı masanın başındakilerin milletimize bir şey vermeleri mümkün değildir dedi. Bu söylediğiniz noktaya nasıl ulaşacaksınız? Hangi tedbirle, hangi kaynakla, hangi projeyle? Ortada bir şey yok. Sadece vaatler, sadece ümitler, sadece hayaller. Ortak mutabakat metni değil,
Türkiye'yi karanlığa götürme metni dedi. Altılı masayı sert sözlerle eleştirdi. Artık su görünmüş, teyemmüm bozulmuştur. Birbirine benzemezlerin bir araya gelmeye çalıştıkları, her gün birbirleriyle kavga ettikleri bu altılı masa denen masa başındakilerin de milletimize bir şey verebilmesi mümkün değildir. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara'daydı. Partisinin ilçe başkanları toplantısında konuştu. Erbakan'ın hedefinde altılı masa vardı. İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek istediklerini söyledi. Gerek İYİ Parti'nin gerek CHP'nin bizzat genel başkanları ağzından defalarca masa ittifakının mecliste çoğunluğu elde etmesi halinde İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğini ifade ettiklerini görüyoruz. Başörtüsüne anayasal güvence konusuna da değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu samimiyetsiz bulduğunu söyledi. CHP'nin bu samimiyet sınavından geçebileceğini zannetmiyoruz demiştik. Ve nitekim dediğimiz gibi de oldu. Başta CHP o 70 senelik genetik özelliklerinden hiçbir şey kaybetmemiş. Ne kadar makyaj yapsa da, ne kadar kıyafetini değiştirse de o genetik özellikleri her fırsatta tezahür ediyor. Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Batı'nın kendilerini alkışlayacakları şeklindeki sözlerine atıfta bulundu. Bu cümle masa başındakilerin zihniyetini ortaya koyması bakımından son derece önemli, son derece manidar bir cümledir. Ne diyordu Erbakan hocamız? Kimmiş bu Avrupa? Kim oluyormuş da bizi bir şeye layık görecekmiş? Biz onları bir şeye layık görürüz veya görmeyiz. Evet, siyasilerin gündemi böyleydi ama yarın milyonlarca öğrenci için biliyorsunuz karneler artık bitti ve yarı yıl tatiline girmişti öğrenciler. Tatil de resmi olarak bitti. Yarın ikinci dönemin ilk ders zili çalacak. Sömestr tatili resmi olarak 3 Şubat Cuma günü sona erdi. 19 milyondan fazla öğrenci pazartesi günü okulların yolunu tutacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim alan milyonlarca öğrenci 6 Şubat pazartesi günü ders başı yapacak. Öğrenciler okullarında ikinci dönemin ilk gün heyecanını yaşayacak. Ayrıca tüm okullarda okul öncesi eğitimi gören yaklaşık 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verilecek. Kar yağışı yurdun pek çok bölgesinde etkili. Durum böyle olunca yarı yıl tatili uzayacak mı sorusu akıllara geliyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok. Tatil dönüşünde sürücülerin araçlarına kış lastiklerini taktırmadan yola çıkmamaları hayati önem taşıyor. Kış aylarında yaşanan kazaların büyük bir kısmı mevsim şartlarına uygun olmayan lastiklerden kaynaklanıyor. Bu hafta sonu birçok sürücü trafikte şu an yaşadığı şehre dönmeye çalışıyor. Eğer şu anda zeminde bulundukları yerde kar yoksa bile sıcaklık 7 derecenin altına düştüğü için mutlaka kış lastiğine geçilmesini tavsiye ediyoruz. 2022-2023 eğitim dönemi 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. Yeni yarı yılla birlikte okullarda ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısı da artacak. Yaklaşık 5 milyon öğrenciye okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilecek. Okullardaki hazırlıklar tamamlandığı işte o detaylar. Yeni yarı yıl okul öncesi öğrencileri için ücretsiz yemekle başlayacak. 5 milyon öğrenciye bir öğün ücretsiz yemek verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı ikinci yarı yılda 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulamasına ilişkin hazırlıkları tamamladı. İlk etapta resmi kurumlarda okul öncesi eğitime devam eden tüm çocuklara haftanın 5 günü bir öğün beslenme verilecek. Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokullarıyla bünyesinde ana sınıfı bulunan okul ve kurumların mutfak ihtiyaçları için ilgili okullara gerekli bütçe tahsisi de yapıldı. Kendi mutfağında yemek hazırlanması mümkün olmayan okullar için meslek liseleri ve öğretmen evleriyle yemek hazırlayan diğer kamu kurumları devreye girecek. Ücretsiz yemek uygulaması öncesi birçok ilde veliler okullara giderek çalışmaları inceledi. Yemeklerin nasıl hazırlandığı ve sunumu konusunda okul yöneticilerinden bilgi aldı. Proje çok yerinde bir proje. Çok da memnunuz. Yemeğin ücretsiz olarak veriliyor olması da hepimiz için hem gurur verici hem de rahatlatıcı bir şey.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk evin projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını duyurdu. Yarından itibaren 8 gün boyunca İzmir'de 12.400 konutun kuralarının çekileceğini açıkladı. İlk evin projesi kapsamında 74 ilin kurası tamamlandı. İzmir'de 12.400 konut için heyecan dorukta. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk evin projesi kapsamında 89 günde 74 ilin kurasının tamamlandığını duyurdu. 195.255 yuvamızın sahiplerini belirledik dedi. İzmir'de yeni haftayla birlikte başlayacak kura çekiminin detaylarını açıkladı. 6-7 Şubat'ta İzmir Merkez, 8 Şubat'ta Menemen, 9 Şubat'ta Güzelbahçe, Urla, Selçuk, 10 Şubat'ta Torbalı, Seferihisar, 11 Şubat'ta Ali Ağa, Kemalpaşa, 12 Şubat'ta Dikili, Tire, 13 Şubat'ta ise Bergama, Karaburun, Kiraz ve Kınık'ta kura çekimi yapılacak. Sayın seyirciler, İsveç ve Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından bazı Avrupa ülkeleri güvenlik sebebiyle Türkiye'deki konsolosluklarını kapatma kararı almıştı. Karar Türkiye tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. İstanbul'da İsveç ve Hollanda başkonsolosluklarıyla Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik saldırı talimatı verildiği ileri sürülen 15 şüpheli için operasyon düzenlendi. Diğer şüphelisi 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da DAEŞ operasyonu düzenlendi. İsveç ve Hollanda başkonsolosluklarına saldırı hazırlığında oldukları belirtilen 15 kişi tutuklandı. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmıştı. Kısa süre önce DAEŞ'in İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda başkonsolosluklarıyla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik saldırı gerçekleştirme talimatı verildiği iddia edildi. İstanbul'daki 15 hücre üyesi takibe alındı. Özel tim tarafından birçok adrese peş peşe operasyon düzenlendi. 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlar çapraz sorgulandı. Şüphelilerin DAEŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları tespit edildi. Başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut bir eylem planı ya da benzeri tehdit tespit edilemedi. Operasyonla yakalanan DAEŞ şüphelisi 15 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da bir araç sürücüsü trafikte tartıştığı otobüs şoförünü silahla tehdit etti. Olay yolcular tarafından da görüntülendi. Yakalanan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Sen o kimlik var ya, o kimliği. Otobüs şoförünü taciz etti. Yetmedi, silah gösterdi. Tamam, gel sen. İstanbul Kadıköy'de bir araç sürücüsüyle İETT otobüs şoförü arasında trafikte tartışma yaşandı. Tamam, gel sen, gel. Sen o kimlik var ya, o kimliği. Bana o küfür edemezsin. Tamam. Tartışma bir süre devam etti. Araç sürücüsü otobüs şoförüne silah gösterdi. Tamam. Otobüsteki yolcular olayı cep telefonuna kaydetti. Görüntüleri inceleyen polis sürücüyü kısa sürede yakaladı. Sürücü tehdit ve hakaret suçundan adliyeye sevk edildi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Silaha ise el konuldu. Tamam, gel sen, gel. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından burada olacağız. Birlik beraberlik noktasında ana haber bülteni devam ediyor. Sayın seyirciler, Kuyumcu kenti olan Mali Genel Kurul toplantısı olayla bitti. Toplantı salonunda bulunanlar birbirine saldırarak hakaret etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Toplantı ise ileri bir tarihe ertelendi. Birbirlerine saldırdılar, hakaret ettiler. Olaylı toplantıda yumruklar havada uçuştu. İş ve Yaşam Merkezi Kuyumcu Kent seçim krizi yaşıyor.
Geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen seçimlerde yönetim değişikliği yaşandı. Ancak seçim sonuçlarına rağmen eski yönetimin görevi teslim etmediği yönünde iddialar vardı. Bu iddialar ışığında Kuyumcu Kent Olağan Mali Genel Kurulu toplandı. Toplantı gergin başladı. Salonda bulunanlar birbirine hakaret etmeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında harbede yaşandı. Araya girenler kavga engel olmak istedi. Ancak yetmedi. İki grup birbirine adeta saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. İki grup güçlükle sakinleştirildi. Salon güvenlik tarafından boşaltıldı. Toplantı kavga nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kuyumcu Kent Blokat Mahallikleri Yönetim Kurulu konuya ilişkin açıklama yaptı. Yaşanan olay bir tiyatro olarak nitelendirildi. Türk Ceza Kanunu kapsamında tarif edilen suçların örgütlü ve organize şekilde işlendiği tespit edilmiştir. Birçok suçtan yaklaşık 22 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur denildi. Sayın seyirciler, İstanbul'da gece 3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem küçüktü ama hissedenler paniğe kapıldı. Depremin sosyal medyadaki yansıması ise oldukça büyük oldu. İddialar, komplo teorileri birbirini kovaladı. Kimileri büyük bir gürültüyle depremin geldiğini söyledi. Kimi ise depremi boğaza demirleyen ABD savaş gemisine bağladı. İstanbul'da gece deprem oldu. Saat 3.15'teki deprem küçük ama sosyal medyadaki yansıması büyüktü. Şu anda İstanbul'da anlık olarak deprem oluyor. Boğaziçi Kandili Rasathanesi merkez üssü kağıthane olan depremin derinliğini 12 kilometre, büyüklüğünü 3 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise depremin büyüklüğünü 2.9 olarak açıkladı. Deprem küçüktü ama tartışması büyük oldu. Sosyal medyada gece yarısı depreme uyananlar ilginç ve iddialı paylaşımlar yaptı. Kimi depremin ürkütücü ses eşliğinde geldiğini söyledi, kimi ise depremi Türkiye'ye gelen ABD savaş gemisine bağladı. Özellikle Alibeyköy, Kağıthane ve Sultan Gazi'de oturanlar büyük bir gürültü duyduklarını ve ardından sarsıntının gerçekleştiğini iddia etti. O bölgede fay hattı bulunmadığı bilgisiyle sarsıntının doğa dışı nedenlere bağlı olduğu iddiaları çoğaldı. Yaklaşık bir 8-10 saniye kadar sürdü. Yer altında bomba patlatıldığını öne sürenler bile oldu. Sosyal medyada tartışma büyüdükçe büyüdü. İddialar birbirini kovaladı. Deprem gündemi titiz oldu. Evet, İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi sokakta yaşayanlar otellere yerleştirildi. Sokakta yaşayanların hikayeleri ise oldukça ilginç. Sigorta olmadığı için şu an emekli olamadım. Dışarıda mı kalıyorsunuz? Şu an 10 yıldır dışarıdayım. İstanbul kara kışa hazırlanıyor. Kalın beyaz örtü ve soğuk hava öncesi sokakta yaşayanlar otellere yerleştirildi. İstanbul'da geçtiğimiz yıl yaşanan kar ve soğuk havada misafir edilen evsizlere bu yılda yardım eli uzatıldı. Beklenen kar yağışı ve soğuk hava öncesi evsizler polis ve zabıta ekipleri tarafından tespit edildi. Otel sahipleri de kapılarını açtı. Kış koşullarında dışarıda kalan vatandaşlarımız polis ekipleri, zabıta gibi ekipleri aracılığıyla otelimize getirilerek tutanak karşılığında bize teslim ediliyor. Yani devlet babalığını yapıyor tabiri caizse. 618 evsiz otellere yerleştirildi. Oteller sadece evsizlere hizmet verecek. Ben şu an hiçbir iş yapmıyorum yaşlılıktan dolayı. İş aradığım zaman iş var. Yalnız yaşım olduğundan dolayı, olgun olduğundan dolayı iş vermiyorlar. Mesleğiniz neydi efendim? Şu an evvel, daha belki mesleğim, kasap ve siz söyleyin, plastik imalathanesinde çalışıyordum. Sokakta kaldım. Hastanede yattım bir ay. Sonra gene yattım hastanede 15 gün. Allah'a yiyorum, içiyorum, rahatım. Çok rahat. Evsizlere 3 öğün yemek, duş, televizyon gibi imkanlar sağlanıyor. Yatağımız var, televizyonumuz var, banyomuz var, her şeyimiz var. İyi karşılıyor, iyi bir yer. Allah razı olsun. Evsizler hava şartları düzelinceye kadar valilik tarafından anlaşma yapılan otellerde misafir edilecek. Otellere yerleştirilen evsizlerin hikayeleri de oldukça ilginç. Sigorta olmadığı için şu an emekli olamadım. Dışarıda mı kalıyorsunuz?
Şu an 10 yıldır dışarıdayım. Kış geldiği zaman kışın bizi oteller yerleştiriyorlar. Ailemin sorunlardan bazı şeyler oldu. Bir senedir buraya geliyormuştu. Yatırım 5 ay. İyi bir yaşantı var şimdilik. Tabii ki çocukları görmem. Problemin başka bir şey yok. Ne iş yapardınız efendim? Ben atlarım vardı. Yarış atlarım vardı. Ondan sonra başka bir iş yapmadım hayatım. Evet, sırada Bursa'dan bir alışveriş izdihamını getiriyoruz ekranlarınıza. İnsanlar ucuz ürün alabilmek için bakın nasıl birbirlerini ezdi. Lütfen, lütfen. Lütfen. Ucuz ürün için mağaza önünde toplandılar. Kapılar açılınca kepengin altından girmeye çalıştılar. Birbirini ezdiler. Sakin, sakin. Herkese yetecek kadar var. Sakin. Kırmayın, kırmayın. Bursa'da bir züccaciye mağazasının açılışında fiyatlar sembolik olunca izdiham yaşandı. Merkez Nilüfer ilçesindeki züccaciye mağazası açılışı özel bazı ürünlerde fiyatları 1/5'e çekti. Duyanlar mağazaya koştu. Sabahın erken saatlerinde binlerce kişi mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı. Kapılar zorlandı. Yere düşüp ezilenler oldu. Diyor muyuz? Sayın, tencere yok mu artık? Yok yok. Kepengin açılmasıyla mağaza bir anda karıştı. İnsanlar mağazanın içinde dört bir yana dağıldı. Ellerine ne geçtiyse aldılar. Yere düşüp ezilenlere ise bakmadılar. Sırada dünyanın dört bir yanından derlediğimiz sıcak gelişmelerin yer aldığı dünya turu var, izliyoruz. ABD semalarında görülen Çin'e ait casus balonu Atlantik Okyanusu üzerinde düşürdü. Operasyon öncesi Amerika'da bazı havalimanları kapatıldı. Başkan Joe Biden Çin'e ait istihbarat balonuyla ilgileneceklerini söylemişti. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise balon meselesi nedeniyle Çin'e yapacağı ziyareti ertelemişti. ABD'nin Ohio eyaletinde 50 vagonlu tren raydan çıktı. Kimyasal madde yüklü trende yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede güvenlik önlemleri arttırılırken bölge 2 kilometre uzaklıkta yaşayanlar tahliye edildi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Şili'nin orta ve güney kesimlerinde orman yangınları etkili oluyor. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Ölenler arasında düşen bir yangın söndürme helikopterinin Bolivya uyruklu pilotuyla Şilili teknisyeni de bulunuyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına tepki gösteren on binlerce kişi başkent Tel Aviv ve diğer kentlerde meydanlara indi. Göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Fransız İdari Yargısı'nın periyotik araç kontrolü hakkındaki kararnamesi halkın sinirlerini gerdi. Binlerce motosikletli sürücü başkent Paris'e konvoy oluşturarak protesto düzenledi. Kararnamede tüm iki tekerlekli ve ehliyet gerektirmeyen araçlarda 2 yılda bir araç kontrolü zorunluluğu bulunuyor. Almanya'nın başkenti Berlin'de kamulaştırma karnavalı adı altında protesto düzenlendi. Protestoda yıllar önce özel şirketlere satılan kamuoyuna ait konutların yeniden kamulaştırılması talep edildi. Göstericilerin karnaval kostümleriyle katıldığı protestoda emlak lobisinin davullar ve trompetler eşliğinde şehir dışına sürülmesi çağrısı yapıldı. Sırada Çin işi bir kurtarma haberimiz var. Çin'de nehre düşen bir otomobil yarısına kadar suya gömüldü. Sürücü aracın içinde sıkıştı. Kurtarma operasyonu oldukça amatördü ama güçlü olsa işe yaradı. Çin'de bir otomobil nehre düştü. Araç içinde sıkışan sürücü yoldan geçenlerce işte böyle kurtarıldı. Olay Çin'in Shenzhou eyaletinde meydana geldi. Bir araç nehre düştü.
Çevredekiler aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldu. Önce bir kişi kayıkla kürek çekerek suya batmış araca yaklaştı. İçindeki sürücüyü çıkarmak için hamleler yaptı. Ancak tekne sabit durmayınca başarılı olamadı. Sonrasında nehre atlayan bir kişi yüzerek yardıma gitti. Tekne tekrar araca yaklaştırıldı. Aracın camı kırıldı. Ancak iple araca bağlanan tekneyi sabit tutmak yine mümkün olmadı. Yeni bir hamleyle yarısından fazlası suda gömülü araca yeniden ulaşıldı. Sürücü güçlükle de olsa araçtan karga tulumba çıkarıldı. Tekneye alındı. İstanbul'da asker uğurlaması yapan bir grup E5 karayolunu araç geçişine kapattı. Dakikalarca çifte telle oynayan şahıslar yüzünden trafik durdu. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İzliyoruz. Sözde asker uğurlaması yaptılar. İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu E5'te araç geçişine izin vermediler. Dakikalarca çifte telli oynadılar. Görüntüler İstanbul Beylikdüzü'nde kaydedildi. E5 karayolu üzerinde sözde asker uğurlama eğlencesi yapan gençler yolu kapattı. Trafik akışı kesildi. Çok sayıda kişi otomobillerinden indi. Çifte telli oynamaya başladı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ancak onlar insanların mağdur olmasını umursamadı. Çok sayıda kişi ana yol üzerinde dakikalarca çifte telli oynadı. Araçların geçişine izin vermedi. Bazı araçlar ve motosikletli kuryeler çifte telli oynayanların arasından geçmeyi başardı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Evet, bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Yayında ve yapımı demeye geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Birazdan haftada bir programıyla Ankara stüdyosunda yeniden sizlerle birlikte olacağız. Gazeteci yazar Temel Korkmaz ve gazeteci yazar Celal Kazdağlı ile birlikte tüm haftanın değerlendirmesini yapacağız. Hepinize güzel bir hafta diliyorum efendim. Hoşçakalın.